Ben Gaziantep'ten Antika Canipo Baba. Şu an saat tanıtım yapıyoruz. Bu bir lüks bir saat. Devlet Demiryolu yollarının işçilerine verilmiş olduğu bir saat. Bu biraz kaliteli ve lüks olduğu için Devlet Demiryolu saat. Çoğu bu saati Devlet Demiryolu saatlerini gördüğü zaman bu dedemden kaldı. Bir de bunların Urus saatleri var. Urus saatlerimizin değeri şu an günümüzde 2021 tarihi günümüzde 100 ve 150 lira arasında para yapıyor. Bu da Velux olduğundan dolayı Velux bu saat temizde olduğundan dolayı 200 ve 250 lira bir para yapar. Şimdi Devlet Demiryolu saatlerinin çeşidi çok. Bu da bir Velux saat. Devlet Demiryolu'nun saatleri. Bunu da Devlet Demiryolları işçilerine zamanca hediye ettikleri de var. O dönem bu Devlet Demiryolları ünlü olduğu için dışarıdan herkes de havas duyduğu için saati gördüğü zaman bir reklam amaçlı dağıtılmıştır Devlet Demiryollarına bu saatler aslında. Millet daha görsün, işçiler daha çok, çünkü Devlet Demiryollarında insanlar trene bindiği için bu saatleri de onları da gördüğü için reklam olma amaçlı dağıtılmıştır. Yoksa Devlet Demiryolu kendisi satın alıp da bu saatleri dağıtmamıştır. Devlet Demiryollarına saat üretim fabrikası İsviçre'den yollamış. Bunu işçilerinize reklam ama dağıtmış ki millet onları da gördüğü zaman en büyük o zamanın reklamıdır. Devlet Demiryolu'nda çalışan insanlar, iş içinde çalışan ve Devlet Demiryolları'nda demir makaslarda çalışanların hediye edilen bir saatler. O dönem reklam amaçlı dağıtılmıştır. Bu saatin edeceği de biraz az önceki gösterdiğimden daha kaliteli. Şu günümüzde 2021 senesinin tarihine göre şu an bu saatin edeceği de 300 lira bir saat. Gelelim şu Osmanlı saati. Bu Osmanlı saatleri çeşit çeşit. Bu anahtardan doluyor. Anahtarı şurada. Arnavut zincirli. Bu saatin edeceği de 2000 civarında bir şey. Osmanlı döneminden kalma bir saat. Bunların daha değişikleri var. 5000, 3000, 10.000 nedenleri var. Şimdi insanlar bilmeden bu saatin şu an çok temiz sayılır. Katran çok temiz. Edeceği 1500 ve 2000. Osmanlı anahtarlı saat zinciriyle bir abar. Kimisi dedemden kalmadı 50 bin 100 bin yazanlar var. Öyle bir şey yok. Dünyada milyonlarca bu saatlerden var hala. Avrupa'da, orada, burada. Onun için internetlere atıyorlar, insanları yanıldıyorlar. Bu saatimizin edeceği de çalışır vaziyette. Gümüştür. Kendisi. Bunların metal olanları var, sarı olanları var. Değişik değişik. En fazla bunların çok güzel, süper olanları var. Büyük saat. 5000 civarında bir şey yapar. Yine şöyle bir saatimiz var. Bunlar da Osmanlı yazı üzerinde var hem de o dönemin sıra bir saati. Makine İsviçre hala çalışıyor. Bu saatimizin gideceği şu günümüzde 150 lira, 200 lira fazla bir para yapmaz. Ha, adam görüyor diyor ki dedemden kalma bir saat var, antika, içinde Osmanlı yazısı var. Yani bir sevret kaldı belli. 10 bin, 20 bin eder belli. Hayır, bunun edeceği 200 lira en fazla. Bizim satacağımız fiyat 200 lira burada. Benim alacağım fiyat burada dükkanıma getirirlerse 100 ve 150 civarında. Saat çalışıysa, katranı temizse, temizliği budur.
Kaç şu saati neyi lazım? İçindeki şu katran kısmı temiz olması lazım. Çalışır vaziyette olması lazım. Kapağı falan yıpranmamış olacak. Ona temiz saatini rem, bu temiz, çok temiz olduğu halde bu saatin edeceği de 200 lira benim satış fiyatım. Bu da bir Alman saati. Katranda da cızık falan yoktur. Bunlar da genellikle bu Alman saatlerinde fabrikalarda mı ne amaçla da yapıldıklarını bilmiyorum. Genellikle marka yazmıyor. Bu saatlerin de gümüş olduğundan dolayı günümüzde 400, 500, 600 civarında satılıyor çalışanları, temizleri. Şu an bu saatin edeceği de 500-600 civarında. Alman malı anahtarlı. Anahtarları da burada. Çift anahtarı var. Çalışıyor sağlam. Gümüştür. Bu saat de Osmanlı'ya göre biraz daha düşük. 100 yaşlarında bir saat. Yani edeceği de 1000 lira falan bu saatimizin de anahtarlı çalıştığı halde. Evet, bu saatimiz de gene Alman saati. Şuradan basarsın ayarlarken dırnaktan basılır. Kurmak olur da dönülüyorsa ayarlayamazsın. Gümüştür. Çalışıyor. Katran çok temiz. Bu saatimizin de yapacağı 1000 lira falan bizim satacak fiyatlarımız. İnternetlerde buna 3000 4000 lira yazanlar var arkadaşlardan. Öyle bir fiyat yapmaz. Gümüş olduğu için, katran çok temiz olduğu için yapacağı 1000 lira. Şu saatin satacağımız fiyat 1000 lira yani. Belki daha müşteri geldiğinde de bahşişe yaptığında 900 ECE de düşer. Evet, bu saatler de İsviçre yapımı makineler, Alman. Bayan saatleri bunlar. Avrupa'da bayanlar da cep saatleri taşırmış. Avrupa'da. Bu saatlerimiz de gümüş olduğundan dolayı günümüzde 300, 400, 500 arası gidiyor. Zennet değil bunlara. Yani küçük bir saat. Avrupa diliyle. Yani bunlar da dırnaktan ayarlanma var. Yani bu saatlerin edeceği de tanesi çalışan katran temiz olursa 400-500 arası. Bayan cep saati. 100 yaşlarında. 120 yaşlarında saat. Şimdi şu saate gelelim. Bu saat çok büyük. Amerikan malı. İsmi Engine. Gümüş olmaz bunlar. Gümüş diye satarlar bazıları. Alpaga'dır bunlar. Alman gümüş olarak geçer. Alpaga. Yani gümüşün bir düşük bir maden olduğu için bazı Avrupalılar alpagayı daha çok kullandığından dolayı bizim bazı satıcılarımız Alman gümüşü diyorlar. Yani hakiki ayarlı gümüş değil. Bu engine saatler de 1500 2000 geçe satılır temizleri. Şu an bu temiz bir saat 1500-2000 civarında müşteri bulabiliyor. Evet, şurada bir saatimiz daha var. Saatimizin camı yok. Bir Avrupa yapımı, İngiliz mi, Fransız mı? Üzerinde Meyrem Hanım'ın resmi var. Bu yüzden bir gene heykel var, anahtarlı, imzalı. Saatimizin şu an cama esi olduğundan dolayı camı değil cam çerçevesi esik. Kıymatlı bir saat ama şu an anca bunun da üzerindeki zinciri gümüş, kendisi de gümüş. Pahalıyla 1500-2000 yapar. Camı belki cam çerçevesi falan olsadı 3-4000 lira edecek bir saatti. Yani saat tanıtımız da bu kadarını. Antikacı Hanepo Baba'dan ayrılmayınız.